Selam. Hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi gönderiyorum sana. Bugün balkonumda bitki sohbetimizi yapacağız yine seninle. Sevgili bitki severim. Bu güzellikleri çiçekçiden aldım. Biraz yıpranmış ve deforme olmuşlardı. Ve kimse bu kızları almamış sevgili bitki severim. O yüzden ben almak istedim. İnşallah onlara iyi bir bakımla yaşatmaya çalışacağım. Şöyle bunu da göstereyim. Bunun adını bilmiyorum. Bilenler varsa lütfen yorumlara yazabilir. Bu karasula zaten ailesinden, bu karasulalara doyamıyorum. Her çeşidini almak istiyorum. Bunu da biliyorsunuz ya da bilmeyenler için ben söyleyeyim. Havortia comperi. Evet. Cooperi. Evet, birazcık zor bir ismi var ama Havorti ailelerinden. Ve şu şirinliği görüyorsun. Tabii birazcık yıpranmış sevgili bitki severim. Bak, çok fazla yıpranmış bu kız. Ben bunu şimdi biraz temizlerken hem seninle sohbet edeceğim. Hem de bu kızın temizliğini birazcık yapacağım. Normalde biliyorsun bir iki gün bu kızlarımı şöyle kadrajıma girsin. Bir iki gün boyunca bu kızlarımı ayrı bir yerde bekletiyorum. Herhangi bir böceklenmesi, bitlenmesi, bakterisi var ise birazcık dinlendiriyorum. Ondan sonra ona güzel sirkeli bir su yapıyorum. Sonra onları dezenfekte ediyorum. Biliyorsun bunu daha önceki videolarımda da zaten beraberce yaptık. Bilmeyenler ise lütfen o videolarımı izlerlerse çok sevinirim. Şimdi bunu gösteriyorum bitki severim. Bu zaten çok fazla aşırı yıpranmış. Bak böyle şeyinden de toprağından da ayrılmış durumdaydı. O yüzden bunun ben bakımını yapacağım. Hem de bu kızlarımızı çiçekçiden aldığımız zaman şöyle şuradan göstereyim. Evet, şu kızlarım da gözüksün. Buradan şu kızımın adını bilen var ise... bu da sedumlardan ama hangi sedum olduğunu çıkaramadım. Bilen varsa büyüdükten sonra da zaten tekrar onun inşallah tabii ki büyürse inşallah göstereceğim. O zaman da biraz şekillenmiş olacağını düşünüyorum. Bu şekilde de daha sonraki hangi sedum olduğunu öğreniriz ya da hemen tanıyan var ise lütfen yorumlara yazsın sevgili bitki severim. Şimdi ben bu kızın hemen temizliğini yapıyorum. Şöyle bir temizlemek için bir kaba aldım elime. Şöyle ayırıyorum sevgili bitki severim, bak. Çünkü bunu daha fazla bekletemem. Bu yeterince zaten beklemiş. Hani diğerleri için çok fazla bir sorunumuz yok. Ama bu kızımız baya bir yıpranmış ve çok su içinde kalmış. Onu mümkün olduğunca incitmeden ayrımını yapacağım. Ayrı saksıları almaya çalışacağım sevgili bitki severim. Ah, görüyor musun, hemen çıt etti, kırıldı. Dikkat ettiğim halde ama yine de işte böyle şeyler oluyor. Ama mümkün olduğunca kök yerini bulmaya çalışıyorum sevgili bitki severim. Evet, şöyle bir güzel bir temizliğini yaparsak gayet iyi olacak gibime geliyor. Kendine gelecek, biraz hafifleyecek. Şu görüyorsun değil mi? Kurumuş yapraklarından güzelce arındıracağız. Evet. Bunları mecburen bu şekilde alacağım. Şu ana kraliçeyi biraz rahatlatmış olacağım. Sonra bunların hepsini gözlem altında tutacağım. Çünkü bunlar bayağı bir üzülmüş kızlar. Kimse de almamış sevgili bitki severim. Bu kızlarım da böyle üzgün üzgün sahiplerini beklemişler. Ama gelen giden olmamış. Diğer kızları almışlar. En güzellerini seçmişler. Sonra bu kızları bırakmışlar. Ama yine de bu çok güzel. Şunun görüntüsüne bak. Harika. Sonra bak, buradan böyle toprağımı da hemen hazırladım. Zaten şöyle bir
saksının içerisinde geldi. Görüyorsun, altta kalmış ve çok ıslanmış bu kız. Yerinden de hiç memnun kalmamış. O yüzden de biz de buna güzel bir yatak hazırlıyoruz. Yatağını güzelce hazırladıktan sonra ben bu kızımı aloe vera sularıyla besleyeceğim sevgili bitki severim. Aloe veralarımı şunu birazcık dökeyim. Evet. Aloe veralarımın suyundan bu kızlara ikram edip biraz kendine getirmeye çalışacağım. Bu sefer de çok döktüm sevgili bitki severim. Evet, şöyle. Biraz yukarıda kalsın. Yapraklarımız daha fazla da ıslanmasın. Çünkü biliyorsunuz bu kızlar çok sudan, sulanmaktan hoşlanmıyorlar zaten sevgili bitki severim. Hiç hoşlarına gitmiyor. Havanın neminden de alıyor. Baktın toprağın kuru. Bu havortiyalar o şekilde seviyor. Toprak kurumuş. Güzelce suyunu ikram edebiliyorsun sevgili bitki severim. Biz bu kızları da büyüttükten sonra güzel görsellerine kavuşacaklar inşallah. Her defasında videolarını çekip sana göstereceğim. Canım benim. Sen hiç merak etme. Biz bu kızları böyle beraberce büyütmüş olacağız inşallah. Evet. Böyle bu şekilde kenarlarını da sıkıştırıyorum. Gayet iyi oldu. Görüyor musun? Çok tatlı oldu. Evet, inşallah yerini de beğenecek ve biz bu kızlarla güzel güzel mutlu bir şekilde yaşayacağız. Umarım. Evet, bu şekilde yaptık. Bu kızımızı kurtardık. İnşallah sevgili bitki severim. Evet. Şimdi diğer minnakları alıyorum. Ay, buna da minnak denmez ama bu da kocaman. Görüyor musun? Çok tatlı. Bak. Evet, böyle bir koyulaşmış sevgili bitki severim. Görüyor musun? Bak şuralarını. Bir koyulaşmış bu kızlarda. Böyle bir mutsuz, bir mutsuz ama çok şükür bak bunun biraz kökleri de var. Kurtulma olasılığı da yüksek. Şu diğer kırılanlar biraz sorun olacak ama elimizden geleni yapacağız bu kıza da. Evet, büyümesini inşallah sağlamış olacağız. Sonra bu kızlara böyle mutlu mutlu bakacağız. Onlar mutlu, biz mutlu. Oo, pozitif enerji. Evet. Şu şekilde bu kızımı da yerleştirdim. Bak, çok güzel oldu, değil mi? Çok tatlı oldu. Şimdiden mutluluklarını görebiliyorum. Evet sevgili bitki severim. Bak şunu da bu kadar küçük olmasına rağmen şurada da görüyor musun? Şurada da minnacık yavrusu var ya. Yani bu kadar yaşam çok önemli. Her canlının olduğu gibi. Görüyorsun değil mi sevgili bitki severim? Bütün canlılar yaşamak istiyor. Minik 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 minik. Bak burada da bir yavru. Her yerinden yavru atmış. Her yerinden. Nasıl yaşamak istiyor? Nasıl çaba harcıyor? Görüyor musun sevgili bitki severim? Evet. Bu kızımı da buraya yerleştirdim. Zaten senin çok vaktini almayacağım canım benim. Hemen bu videomu da çok uzun tutmayacağım. Sana faydalı olan bölümlerini aldım. Bunların zaten saksı yerleşimini ben daha sonra da yapabilirim. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim sevgili bitki severim. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.